Korona salgınından korunmak için olmazsa olmaz önlemlerden biri maske. Ancak maske üretiminde standartlar alt üst olmuş durumda. Merdiven altı maske üretimi, her yerde standarda uymayan maske satışı, sağlıksız maskelerin sayısını çoğaltıp tehlikeye yol açıyor. Koronavirüsün de en önemli bulaş yollarından biri damlacıklar. Ondan korunmanın yolu da damlacıklara bariyer olan maske. Uzmanlar hijyen kurallarına uymayan, standart dışı üretilen maskelerden dertli. Standartlara göre bir maske %60 solumaya müsait olmalı. İddiaya göre piyasada artış gösteren birçok maskede ürünü kalitesini, güvenilirliğini, sağlamlığını belirleyen, mevzuata göre üretildiğini gösteren CE işareti yok. Maske üretiminde herhangi bir izin şartı aranmadığı için tıbbi satış yetki belgesi alınmadan herkesin maske ürettiği öne sürüldü. Öyle ki denetim olmadığı için de merdiven altı maske üretimi de artmış durumda. Oysa sağlıklı bir maskenin 3 katlı olması gerekiyor. Üretilen maskelerin bakteri geçiş hızı, basınç farkı gibi standart testlere tabi tutulup geçer not alması da bir diğer kural. Ancak piyasadaki birçok maskenin test raporu almadan satıldığı da aşikar. Salgının başlamasıyla birlikte yaklaşık 300 liraya kadar fırlayan maske fiyatları normal seviyelere indi. Hatta metro ve otobüs duraklarında kutusu 20 liraya kadar satılıyor. Ancak fiyatın bu kadar düşmesi de o maskenin üretimini şüpheli kılıyor. Standarda uymayan maskeler hem virüse karşı koruyucu olmuyor hem de alerji yapıyor ya da alerjisi olanın hastalığını tetikliyor. Uzmanlar bir an önce piyasadaki maskelerin denetlenip maske üretiminin yasal çerçevede olmasını istiyor. Vatandaşın yapması gerekenlere gelince, öncelikle maskeyi güvendiği yerden almalı, endişe duyuyorsa çift maske takmalı ve bir de maskeyi asla cebinde taşımamalı. Çünkü cepte taşınan maske tüm koruyucu özelliğini kaybediyor.